Öğrencilerine sanatı sevdirme, yaratıcılığı artırma ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Pasteli sanata konuk oluyor şimdi. İzliyoruz. Değerli Altın Rehberi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, İzmir'den sesleniyoruz. İzmir'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşan bir firmaya Pasteli Sanat Merkezi'ne konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Seçkin Öztürk var. Bakalım Seçkin Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, faaliyet alanlarıyla alakalı neler aktaracak? Seçkin Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz burada. Bizler teşekkür ediyoruz bizleri konuk ettiğiniz için. Seçkin Öztürk kimdir? Öncelikle sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. 1983 İzmir doğumluyum. İzmir'de yaşamaktayım. Şu anda olduğu gibi resmin içindeyim. Kendimi bildiğimden beri uzun yıllardır resimle uğraşıyoruz ve çok seviyoruz da ve seven kişilerle beraber olmayı da hedefliyoruz. Siz kendinizi bildiğiniz bileli sanatın içindesiniz, resmin içindesiniz. Peki Pasteli Sanat Merkezi kaç yıldır faaliyette? Şu an 2012'den beri hizmet vermekteyiz. Peki burada öğrencilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Öncelikle hedefimiz güzel sanatlara hazırlık olarak öğrencilerimizi yetiştirmek, lise ve üniversiteye. Bunun yanında da çocuk grubu ya da yetişkin grupları olarak hobi gruplarında hizmet vermekteyiz. Özel ders olarak öğrencileri kabul ediyor musunuz peki hocam? Tabii ki de. Branş olarak hocalarımız mevcuttur. Bütün eğitimlerimizde özel ders vermekteyiz. Peki başarı tablonuzdan biraz bahsetmenizi rica etsek sizlerden. Şu anda Ege bölgesinde bütün liseler ve üniversiteler olmak üzere hemen hemen bütün okullarımızda öğrencimiz mevcuttur. Hatta buradan mezun olmuş olup aramızda şu anda eğitim vermekte olan, istediği noktaya gelmiş olan birçok öğrencimiz var. Birçok öğrenciniz var. Başarı tablonuz harika ve başarılarınızın devamını diliyoruz bizler de. Aslında izleyicilerimin de çok merak ettiği, benim de aynı şekilde çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Resim yetenek işi midir, ilgiyle olur mu? Bunu da bir uzmanımız olarak sizlerden dinleyelim hocam. Öncelikle şöyle söyleyeyim, bu iş gerçekten de önemli olan istemektir. Hani yetenek sadece bir adım önde götürür ama çalışılmazsa o yetenek yok olabilir. O yüzden öğrencilerin bu konuda çok özverili olmaları gerekiyor. Önemli olan istemek ve isteyince başarılmayacak bir şey yoktur. Biz de buradan o zaman öğrencilerimize emek olmadan yemek olmaz diyoruz. Peki hocam, siz resimlerde alanlarımız, branşlarımız var. Sizin resim alanındaki alanınız, branşınız nedir? Benim ağırlıklı olarak üzerine düştüğüm ve yoğunlaştığım branşım daha çok portre üzerinedir. Karakalem ve yağlı boya olarak çalışmalarım yapmaktayım. Bizler de burada birebir görüyoruz ki harika çizimleriniz var hocam. Bu konuda şehir dışından, yani siz İzmir ve çevresinde faaliyettesiniz. Ama Türkiye genelinde başka bir şehirden sizlere talep olduğunda da bu çizimleri, gönderimleri sağlıyor musunuz? Tabii ki de. Şu anda bulunduğumuz ülkede hemen hemen bütün illere resimlerimi göndermişimdir. Göndermeye de devam etmekteyiz. Bu anlamda gerek ülkemizde gerek yurt dışına birçok resim gönderiyoruz. Peki hocam, bu sektördeki alanınızdaki hedefleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim kısaca. Aramızda kurs olarak başlayıp katılıp okulu bitirdikten sonra bizim öncelikle ona öğretmenlik hayatında girmeden öncesinde burada öğrencilerle tanışıklığını arttırmak, eğitim vermesini sağlamak ve özgüveni kazandırmaktır. Ve sonrasında da benim nasıl her ile göndermiş olduğum resimlerim olduğu kadar hedefimiz her ile öğretmenler göndermektir. Peki şu anda kapasitemizde kaç öğrencimiz sizlerden hizmet alıyor hocam? Şu anda ortalama 30 ila 50 öğrencimiz mevcuttur. Peki kaç yaş grubuna hitap ediyorsunuz ya da böyle bir sınırlamanız var mı? Yaş grupları olarak müzik alanında 3 ila 3 yaşından başlayıp hani sonu yoktur. Önemli olan istemek. Aslında biz burada biraz resmin üzerinde durduk ama müzik alanında da faaliyetlerimiz var sanırım. Bunlardan da kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Kendi alanında branş olmuş, uzmanlaşmış arkadaşlarımızla beraber bireysel olarak her branşın hocamızın eşliğinde derslerimiz özel ders olarak verilmektedir. Bütün enstrümanların derslerini burada veriyorsunuz yani hocam? Yaklaşık olarak evet.
Peki bundan sonrası için şu anda İzmir'de bir şubeniz var. İzmir bölgesinde başka bir şube açmayı düşünür müsünüz ya da Türkiye genelinde faaliyet alanlarınızı genişletmek ister misiniz? Tabii ki de genişletmek isteriz ama hani yer açmasak da her farklı bir ilde bir öğrencimizin bulunması zaten bizim hedefimizdir. O zaman genişlemiş oluyoruz.